Mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Umut Yertudan. Saatlerimiz 16. 4 gün aradan sonra Habere Doğru programıyla tekrar karşınızdayız. Tabii bazıları için bayram tatili devam ediyor ama bizim için 4 gündü. Yine mesaimizin başındayız. Stüdyoda konuğumuz, gazeteci dostumuz Mahmut Aydın. Mahmut hoş geldin. Bulduk. Hoş geldin. Az sonra bir 10 geçe 10 dakika kadar sonra Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'la Skype bağlantısı yapacağız. Kendisi Bodrum'da görevinin başında. Neler oluyor, neler bitiyor? Son 2 gündür yine Bodrum'un cennet koylarıyla ilgili inşaat haberleri, iddiaları gündeme geldi. Onun dışında geçen sene hatırlayacaksınız yangınlar vardı. Yangınlardan sonra durum ne? O yanan bölgelerde son durum ne? Otel yapılıyor mu? İnşaat başladı mı? Geçen bayramlarla Sayın Başkan'ın bu bayramı kıyaslamasını isteyeceğiz ama bir 10 dakika kadar sonra. Saat 17 itibariyle Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Sayın Salih Uzun bizlerle beraber olacak. Uzun yıllardan sonra Demokrasi Vakfı tekrar faaliyete geçti. Kendisi başkanı oldu. Demokrasi başta olmak üzere Türk siyasetini konuşacağız kendisiyle. Ama önce biz bir 10 dakika kadar sevgili Mahmut'la siyaset konuşalım. Mahmut, bugün bir yazı dikkatimi çekti. Onunla başlamak isterim müsaade edersen. Abdülkadir Selvi biliyorsun Hürriyet Gazetesi'nde yazıyor. Köşe yazarı. Uzun yıllardır da orada. Çok eskiden aslında birlikte muhabirlik yaptığımız yılları da sen de yaptık. Evet. Doğru. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP ile ilgili, Ekrem İmamoğlu ile ilgili, Mansur Yavaş ile ilgili çok sayıda yazı son dönemde köşesine taşımaya başladı. Kuşkusuz kendi görüşleridir, kendi kulis bilgileridir ama şöyle bir cümle kullanmış. Kemal Bey ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar diye uyarı hani kokan, uyarı böyle hissedilen bir yazı. Devamında şöyle diyor Selvi. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi imkansız Akşener ortak Cumhurbaşkanı adayı olmalı diye fısıldamaya başladı demiş. Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum iddiasında bulunuyor. Altılı masa toplandığında Kılıçdaroğlu'nun seçilemediği ama Akşener'le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir diyor. O zaman Kılıçdaroğlu'nun eli kolu bağlanmış olur diyor. Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması Kemal Bey ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar diyor. Şimdi sürekli eleştiriyor aslında CHP'yi köşesinden ama bana biraz böyle bir uyarı yazısı gibi geldi bu. Neden Kılıçdaroğlu'nu uyarma ihtiyacı bir anda hissetmiş olabilir? Sevgili Abdülkadir Selvi bu meseleyi yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini özellikle muhalefetin bir iş haline getirdi. Yaklaşık yani 3 yıldır bu konuyu sürekli gündemde tutan neredeyse tek gazeteci ısrarlı bir şekilde. Son dönemde arttı. Tabii. Şöyle hatırlatayım ben hemen sana. Hemen lütfen. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ne zaman seçildi? 2019'un aslında önce Mart'ta seçimler iptal edildi. Haziran'da. Evet. Göreve başladı. İşte hemen hemen 1 Temmuz 3 ay sonra falan düzeltiyorum 1 Ekim'de yazıları başladı. İşte İmamoğlu'nun hedefi Cumhurbaşkanlığı diye. Hı. İlk yazan kişi o. Israrla bunu ısıttı. Sonra denklemin içine Sayın Mansur Yavaş ekledi. Aslında tabii CHP kaynakları ya da CHP yöneticileri bu yazıları biliyorlar. Niye yazıldığını da biliyorlar. Onlara göre nedeni bu Millet İttifakı'nda bir çatlak yaratmak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı kargaşası yaratmak, hatta daha da ötesi bir bölünmeye giderek muhalefette çoklu aday çıkarak oyların bölünmesi ve aradan Erdoğan'ın sıyrılması olarak görülüyor. Fakat son dönemde özellikle işte hatırlayalım birkaç ay öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun, çık karşıma falan diye Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı. Biliyorsunuz İzmir'de hiç alışılık olmadığı bir şekilde bir il toplantısında aday benim işte ya adayını göster ya kendin çık falan diye bir çağrıda bulundu. Bunun üzerinden de sürekli böyle adeta hani futbolcu tabiriyle söylersek ters köşeye yatıracak çıkışlar yapmaya başlıyorlar kendilerince. Buna bazıları ters psikoloji diyor. İşte bazıları işte içerideki insanların tereddütünü harekete geçirerek yine parti içinde, CHP içinde ve ittifak içinde bir tartışma yaratmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'liler ve AKP'ye yakın olan kalemler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını mı istiyor sen? Şimdi şöyle, aslında istiyor gibi yapıyorlar. Buradaki espri şu, bir taraftan da nasıl olsa gerekçeleri şu, neden istiyoruz? Efendim Kılıçdaroğlu nasıl olsa seçilemez, Erdoğan için kolay hedeftir diyerek karşı tarafta acaba mı
tartışmasını yaratmak istiyorlar. Ben parlamento kapanmadan önce AK Partililerle görüştüm kuliste. Evet. Çok net bir şekilde şunu söylediler. Dediler ki şu anda isimsiz yapılan kamuoyu anketlerine göre zaten kaybediyoruz yani. Belli bir umut ışığı görmüyoruz. Hani eğer mevcut hükümet, milletvekilleri, AKP'nin mevcut milletvekilleri kuliste bunu söylüyorlar. Ama daha da önemlisi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 10 senedir neredeyse her tür adeta hakarete varan cümlelerle eleştirdiği, hor gördüğü, devletin bütün olanaklarıyla eleştirdiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir seçim kaybederse AK Parti 2'ye 3'e değil 15-20'ye bölünür. Diyor milletvekili. Tabii net bir şekilde söylüyorlar. Ortada parti falan kalmaz diyorlar. Ve bunun psikolojik olarak tabanda da çok ağır bir travması olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla aslında AK Parti kurmaylarından öğrendiğimiz en büyük korkuları Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na kaybetmesi. Yani, bunun psikolojik etkisinin çok ağır olacağını çok düşünüyorlar. Çok önemli bir kulis bilgisi veriyorsun evet. Aslında. Yani bir daha tekrar edelim. Mevcut AKP'li milletvekilleri mecliste görüştüğün, yani X, Y kişisine değil de evet. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ve Cumhurbaşkanı kaybederse seçimi, evet. Partinin çok daha fazla zarar göreceğini, bölüneceğini söylüyor. Hatta şu ifadeyi kullanıldı. Ortada parti falan kalmaz diyenler oldu. Çünkü ya ben neden dedim? İşte anlattılar işte senin cibilliyetini biliriz. İşte efendim işte Bay Kemal falan diye çok küçümseyen, aşağıda gören, hor gören. Kendine rakip olarak görmeyen. Tabii yani görmeyen. Kendine rakip görmeyen. Kimsin sen falan diyor biliyorsun. Evet. Böyle o cibilliyetin ne olduğunu falan da seyircilerimiz Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne girip bakarlarsa çok görürler. Çok ağır cümleler. Evet çok ağır cümleler, kelimeler. Bu bütün kaygıları bu aslında. Bu aslında başkentte bilinen bir gerçek. Onu söyleyeyim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman tweetler atıyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Hatırlayalım bir ara ne dedi? Bazı insanlar iş dünyasından muhtemelen bu tırnak içinde kullanıyorum. Beşli çete diye tabir edilen holdinglerin yöneticileri Kemal Bey'le görüşmenin yollarını arıyorlar. O isimlerden birinin Mehmet Cengiz olduğu da aslında kamuoyuna yansıdı. Evet yansıdı. Bodrum özelinde az sonra Sayın Başkan'a da soracağız. Tabii. Değil mi? Doğru. Yani o var. Üzerlik yabancı elçilerin müthiş bir teveccühü var. Kemal Bey'le görüşüyorlar. Ama en bombasını söyleyelim Katar. Katar Büyükelçisi evet. Medyanın önünde adeta şov yaptı. Evet. Biliyorsun forma hediye etti. Evet. İşte futbol topu hediye etti. Parantez açalım. Dünya Kupası 2022 evet, futbol. Katar'da hangi evet. ay başlıyor? Unuttum. Kasım'da. Kasım'da başlıyor. Hı-hı. Orada yapılacak. Oraya davet etti bildiğim kadarıyla Kemal evet. Bey'i. Yani medyanın önünde adeta bir şov yaparak Katar Büyükelçisi de evet. Adeta teveccühünü gösterdi. Yani bir şekilde yatırım yaptı. Arayı düzeltmeye yani çalışıyor. Orası çok manidardı. Eğer başkan olursa seçilirse. Tabii çok manidardı. Dardı bence. Yani bunu saklamadılar da. Dolayısıyla dünyadaki yorumları da görüp okuyoruz ama Türkiye'de özellikle medyayı kontrol eden güçler söylediğim gibi böyle bir takım ters psikolojik hamlelerle karşı evet. tarafta acaba mı sorusunu uyandırarak bir tartışma yaratmak istiyorlar. Bir de çok kullanılan hani meclis kulislerinde böyle adeta hani böyle tarihten atıf yapılarak Truva atı benzeri benzetmeler yapılıyor. Bazı insanların muhalif gibi görünerek işte Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını, dolayısıyla onun mezhebinin Türkiye'de hani bir sorun olduğunu falan dile getiriyorlar. Ama o mezhep tartışması evet, o İYİ Partili Ankara milletvekilinin çıkıştan sonra evet, kapandı yani gibi. Yani bir de tabanda olmadığı gibi bazı tarihçiler falan da söylüyor. Yani bu toplumda hiçbir zaman insanların mezheple evet. ilgili bir sorun olmadı. Evet. Bu daha çok biliyorsun hani yaşadığımız acı, talihsiz olaylar Türkiye'de. Bunların hepsi de derin devletin bir projesiydi yani Sivas dahil. Evet, bunları evet. Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Yani aslında AK Parti'nin şu andaki en büyük korkusu Kılıçdaroğlu. Ya bunun net olarak aday olması evet, ve evet. seçilmesi. Seçilmesi. Yani, evet. Devam edeceğiz. Başka kulisler de var. Tabii. Sevgili Kutay, başkanımız hazır mı? Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras. Peki, 2-3 dakika sonra lütfen hazır olunca beni uyarır mısın? Şimdi devam edelim. Birkaç evet. dakikamız varmış hazırlık için, Bodrum'a bağlanmamız için. Şuradan gidelim. Bir gazete duvardaydı galiba. Evet, evet. Şimdi Sevgili ona bir köşe yazısı okudum. Evet, Sevgili Nergis Demirkaya arkadaşımız, galiba. Ankara temsilcisi. Ha, neden bunu söylüyorum? Evet. Hazırlık da var. Başkan... Tabii. Yani Cumhurbaşkanı olursa neler yapacağını. Tabii. Onu, o var. İşte şimdi Nergis de yazmış. CHP kulislerine yansıdı. 8 ilde grup toplantısı yapacak Sayın Kılıçdaroğlu. Bayramdan sonra. Evet. Ve 2 Ağustos'ta... İlk toplantı Ağrı'da olacak. Ağrı'da? Evet.
9 Ağustos'ta Edirne'de olacak. Sonrasını belirleyecekler. İç Anadolu'da var. İç Anadolu'da hatta birkaç il şimdi var. Tabii grup toplantıları hemen hani hatırlatmak anlamında söyleyelim. Evet. Salı günleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin evet, toplantıları. Evet, aynen. Cuma, milletvekillerinin katılımıyla. CHP yapıyordu tabii, Salı tabii. günü. Şimdi evet. meclis kapalı yine oldu. Milletvekillerinin katılımıyla dışarıda yapılabiliyor. Meclis bu. Kapalı olduğu tabii. için dışarıda yapıyor. Aynen. Ha, o grup toplantılarını bir dernek gibi düşünmek lazım. Hı. Onların tüzüğü, defteri vesaire var. Onun gibi dışarıda da yapılabiliyor yani yasal olarak. Bir de şu geldi aklıma sen söyleyin. Şimdi Ağrı'da yapacak 2 Ağustos'ta meclisin salonunun kapasitesi belliydi. Belki çok evet. daha görkemli de olabilir. Olabilir. Oradan o toplantıdan sonra vekiller yani Ağrı'da ilk örnek Ağrı'nın ilçelerine dağılacaklar. Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri. Hı-hı. Vatandaşların sorunlarını dinleyecekler. Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlara karşı önerilerini dile getirecekler. Hı-hı. Dolayısıyla böyle bir diyalog da yaşanacak. Belediye başkanları toplantısını Van'da yapmıştı değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Van'da. Doğrudur, doğrudur. Ondan doğrudur. Sonra da aynı şekilde belediye başkanları ilçelere görevlendirilmişti ve gezmişti. Evet. Hiç mesela o bölgeden yanlış da bir şey söylemeyelim ama bir tepki, bir aksi görüntü. Olumsuz bir şey değil, aksine olumlu tepkiler geliyor. Arkasından 51 milletvekili yine 9 ili dolaştılar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Sivas'ın ötesine geçemezler diyordu değil mi Cumhurbaşkanı? Evet, şimdi Sivas'ın ötesinden çok sayıda milletvekili çıkarma hazırlığı yapılıyor. İyi Parti'yi de unutmayalım. İyi Parti de hedef koymuş kendisine. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılana kadar 81 il ve 922 ilçeyi ziyaret edecekler. 81 il ve 922 1 Ekim'e kadar. Oldukça iddialı bir yani Temmuz'un evet. bugün 13'ü, 2,5 evet. ayda. 2,5 ayda evet. Yani ha, görevlendirmelerle tabii. Görevlendirmeler olacak. Pek çoğuna Sayın Genel Başkan katılıyor biliyorsun. Zaten bir tur bitti Türkiye evet, turu. Evet, evet. Meral Akşener hiç Hı-hı. yorulmayan bir lider. Evet. İlçe ilçe, il il gezen bir lider. Onu da belirtmek lazım. Şu da var. Mesela önümüzdeki dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun emekli büyük elçiler, emekli emniyet müdürleri, emekli valilerle yani devleti bilen isimlerle, evet. emekli olmuş isimlerle bir araya geleceği bilgisi de var. Evet, o da konuşuluyor. Bu arada bir kulis bilgisi daha aktaralım ama. Başkanımız hazırmış da. Öyle mi? Tamam, o zaman da sağa sonra. Az söz, 2 saat beraberiz. Aynen, evet, hiç eyvallah. Merak etme. Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras. Sayın Başkanım merhaba. Umut Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, uzun zaman oldu. Başka bir farklı kanaldaydık, beraber olmuştuk. Aylar sonra burada tekrar beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Önce onu sorayım. Ben çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Size de hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii bazıları için bayram devam ediyor, Bodrum başta olmak üzere ama biz 4 gün sonra mesaimizin başındayız. Sizler de aynı şekilde mesainizin başındasınız. Bizleri kırmadınız, öncelikle teşekkür ediyorum programa katıldığınız için, mesaiye ara verip. Efendim şunu sorsam öncelikle, tabii ekonomik kriz Türkiye'nin en sıcak başlığı. Yani Bodrum'un kendi özelinde Türkiye'nin çok farklı adreslerinden, lokasyonlarından Bodrum'u tercih eden, gelip yerleşen, maddi olarak biraz daha iyi durumda olup da Bodrum'u tercih eden isim çok. Hani ama yine de bir kıyaslama yapsak, geçen bayram ya da daha önceki bayramlarla bu bayramı kıyaslasak, yine ekonomik kriz başlığında soruyorum, neler söylersiniz? Daha mı az bu bayram ziyaretçi geldi ya da aynı mı? Öyle başlayalım efendim. Umut Bey, ekonomik kriz her kesim olduğu gibi turizm kesimini de çok ciddi bir şekilde etkiledi. Evet, Bodrum her zamanki cazibesini korumakta. Şu anda yollar kalabalık, belki trafik var, plajlar kalabalık ama insanlar para harcamak istemiyorlar. İnsanlar çekiniyorlar restoranlara gitmekten ya da otellerde artık oda fiyatları çok ciddi pahalı. Bodrum biliyorsunuz eğlencesiyle de ünlüdür ama yine eğlenceye katılmakta da insanlar çekingen davranıyorlar. Yani açıkçası insanlar geldiler ama hani kuru kalabalık var diyebiliriz. Ya başkanım bir geçtiğimiz dönemde çok iyi hatırlıyorum. Mahmut gazeteci arkadaşımız da merhaba burada. Merhaba Sayın Başkanım. O da hatırlar. Sevgiler. Yani bir lahmacunun 50 lira değil mi? 400 lira ne 50 lirası? 400 lira. Yani aslında diğer illere göre çok daha fazla bir lahmacunun fiyatının olduğu çok haberler yapıldı. Hani mesela bu sene de öyle mi aynı şekilde devam ediyor mu bu fiyatlar bilemiyorum ama bunlar da etkili herhalde değil mi? O fiyatlar etse bile artık o fiyatlara satın alacak adam kalmadı. Memlekette efendim yani insanlar da satın alma gücü bırakmadılar. Evet. Şimdi bizim Bodrum'u hani tercih eden yüksek gelir grubundaki krem de la krem Türkiye'nin bir avuç insan. Ama Bodrum'a asıl gelir bırakan, Bodrum'da turizmcinin yüzünü güldüren orta sınıftı. Ama memlekette orta sınıf diye bir şey bırakmadılar. Yani bu zamlarla, akaryakıt fiyatlarıyla,
Turizmcilerin girdileri de maliyetleri de çok fazla. Otel fiyatları çok fazla. Diğer gıda fiyatları çok fazla. Yani o yüzden bu zamlarla bunlarla şu anda artık zaten tatil hayal oldu. Düşünün İstanbul'dan Ankara'dan arabayla bir aile, 4 kişilik bir ailenin buraya gelmesi gitmesi zaten 5-6 bin lira tutuyor. En kötü bir tatil. Hani her şey dahil diyelim. Hani sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği. En kötü bir tatil 40-45 bin lira. Yani geçen benim bir tanıdığım arkadaşım gelecek, otelle pazarlık yaptık, 27 bin liraya zor indirdik. Yani düşünün 4 kişilik böyle hani orta sınıf bir tatil yapmak için artık en azından 25, 30, 35, 40, 50 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Bir hafta için mi Sayın Başkan? Evet tabii bir hafta için. Bir hafta için. Büyük yani para. Bir hafta için çok büyük para. Büyük paralar. Çok büyük para. O zaman o yani yüzden, bu bayram geçen bayramlara göre daha mı ziyaretçi sayısı azaldı? Bu tabloda. Azaldı diyebilirim. Evet azaldı. O eski hani Bodrum'da trafik böyle hınca hınç dolmuş, sıkışmış bir durum yok şu anda. Evet insanlar yine geldiler ama evlerine geldiler. Otellere gene geldiler. Ama para harcamamak için sokağa bile çıkmıyorlar diyebilirim. Yani tam ifadesi bu olabilir yani Umut Bey. Evet yani. O yüzden bu yıl esnaf ve turizmci çok fazla aradığını bu bayramdan alamadı, bulamadı. Bayramdan sonra da bir aslında muamma, neler yaşayacağımızı çok tahmin edemiyoruz. Yani haklısınız. Bodrum'a girişlerde bayram, Arife gecesi özellikle bayramın birinci günü çok büyük araç kuyrukları olurdu. Çok iyi hatırlıyorum o haberleri. Bu sene Mahmut değil mi? Hiçbiri basına yansımadı. Yok yansımadı. Çok ilk haber olurdu biliyorsun. İlk canlı haber yayınlar olurdu, yapılırdı. Doğru. Demek evet. Yapılır. Sayın Başkanım yabancıların ilgisi nasıl acaba? Evet Mahmut Bey onu da söyleyecektim. Evet tüm bu olayların dışında yabancılar tekrar geri döndüler Bodrum'a. Avrupalı turist geri döndü. Şimdi Rusya, Ukrayna son 2-3 yıldır liderliği almıştı pazar açısından. Ama şimdi Avrupa pazarı tekrar Bodrum'a geri döndü. İngilizler tekrar birinci sıraya yerleşti. Fransızlar, Almanlar ve Polonyalılar, Sırbistan yani biraz daha kuzey ülkelerinden gene gelenler var. Yani tekrar Avrupa'ya doğru pazarımızı çevirmiş durumdayız şu anda. Bu konuda sevindirici. 2019 rakamlarını yakalamış ve hatta üzerine çıkmış durumdayız. Ve yaz boyu İngiliz turist, Alman turist, Fransız turist gelecek. Böyle görünüyor. O konuda sıkıntı yok. Ama Bodrum biliyorsunuz kendi özelliği dolayısıyla asıl yerliye hitap ediyordu. Yani yabancı oranı Bodrum'da %30-40 aralarında değişir, döner dolaşır. Ama asıl yerlilere hitap eden bir turizm şeklimiz var bizim. İnsanlar Bodrum'u öyle seviyorlardı. Ama maalesef bu bayramda bunu veya bu yıl, bu yaz bunu göremeyeceğiz, göremedik. Mülk satışı nasıl? Belki onu da sormak lazım. Mülk satışı. Yabancılarla ilgili. Yani gelip geçici mi yabancılar yoksa yerleşmek anlamında mı geliyorlar Sayın Başkan? Mülk satışları da sıkıntı yok. Şu anda Bodrum'da arz açısından hala daha kriz var. Yani gerekli insanların talebine göre karşılık bulamıyor ki zaten... Bodrum tabii ki nüfus açısından artsın istemiyoruz biz. Çünkü o zaman turizm özelliğini kaybediyor kent. Ne kadar çok konut yerleşimi olursa bu sefer turistler çekiliyorlar. Çünkü trafik olan, kentsel sorunların baş gösterdiği bir kentte turizmden söz edilemez. Biz buradaki bütün turizmci profesyoneller ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber kentin geleceği konusunda şu anda tartışmalar ve çalıştaylar yapıyoruz ki Bodrum turizme doğru mu evrilecek yoksa bir sayfiye yeri mi olacak? Yani bunun şu anda ayırdığı içerisindeyiz. Tam dönüşüm içerisindeyiz. Bunu tartışıyoruz. Konut satışlarında bir sıkıntı yok. Hatta çok yüksek bütçeli konutlar satılıyor. Kiralar geçen sene yazlık ev kiralıyorlardı. Orada da afaki fiyatlar konuşuluyordu ama bu sene o fiyatlar da tekrar normal seviyelere geri geldi. Çünkü o fiyatlar artık insanlar ev kiralayamaz oldular, yazlık kiralayamaz oldular. Yani bu sene Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin etkileri Bodrum'da da
Tam olarak hissediliyor. Tam da onu söyleyecektim Sayın Başkan. Aslında hep söylenir ya, orta direk yok oldu. Yani herkesin maalesef lokması çalındı. Orta direk çok büyük bir kesimdi. Yani Bodrum'a da gelebiliyordu eskiden, değil mi abi? Yani gelebiliyordu. Birkaç sene öncesine kadar arabasına binip benzinini koyup orada otele, pansiyona gelip ailesiyle tatil yapabiliyordu. Yine sizin sözlerinizden şunu anladık ki en çok orta direk etkilendi. Birkaç yıl öncesine göre çok 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 zorlaştı onlar için de herhalde Bodrum'da tatil yapmak artık. Evet, inanın bizim belediye plajlarımız var, belediye kafelerimiz var. Şu anda oralar dolup taşıyor. Çünkü sonuçta sosyal bir hizmet bu. Uygun fiyatlara hizmet veriyoruz orada. Ve insanlar oraları tercih etmeye başladılar çoğunlukla. Evet. Yani bu zaten buradan da görülebilir. Yani restoranlar ancak işte bayramda son 1-2 gündür biraz dolu. Daha öncesinde maalesef onlar da beklentilerini bulamamışlardı. İşte bayramdan sonra göreceğiz bakalım nasıl ilerleyecek. Çünkü vatandaşlarımızın, bizim misafirlerimizin davranışları da, tüketici davranışları da değişkenlik gösterebiliyor. İşte bayram biraz belki böyle bir hani... bir balon, bir şişkinlik olarak görülebilir. Ama ondan sonra asıl anlayacağız. Yani insanlar bu işlerden nasıl etkilendi, misafirlerimiz nasıl bir beklenti içerisinde bunları göreceğiz. Sayın Başkanım, tabii can alıcı birkaç başlık var. Az sonra yine Bodrum'un Cennet Koyu'na villalar kondurulacak diye bir haber okuduk. Onu sormak isterim size, bir iş adamı. İsmi sık sık kamuoyunda geçen bir iş adamı. Ama onun öncesinde şunu sormak isterim. Datça'da ve Çeşme'de yangın var. Geçmiş olsun dileyelim o bölgelere. Geçen sene maalesef Marmaris, Bodrum çok büyük alanlar yandı. Şimdi yangın sonrasını çok merak ediyorum. Hep konuşulur ya, işte yaktılar, otel dikecekler diye. Özellikle Bodrum özelinde tabii size sormak isterim. Yanan bölgelerle ilgili bir inşaat faaliyeti var mı Sayın Başkan? Yok, kesinlikle yok. Yanan bölgeler bütün kış temizlendi. Orman Bakanlığı yanan ağaçları kesti, aldı onları. Onların yerine bazı bölgelerde yine ağaçlandırma çalışmaları yaptılar. Bazı bölgeler tamamen kendi doğal tekrar haline bırakılıyor ve orada tekrar doğal yapının, ekosistemin tekrar oluşması sağlanıyor. Şu anda çalışmalar böyle devam ediyor. Herhangi bir yapılaşma söz konusu değil yanan bölgelerde. Bodrum'da biz de atlattık. En az 10-12 yangın tehlikesi atlattık. Ama geçen seneye göre bu sene çok daha hazırlıklıyız. Çok daha çabuk reaksiyon gösteriyoruz. Ekiplerimiz şu anda teyakkuzda. Arazözlerimiz, araç gerecimiz, personelimiz, gönüllüler, ani müdahale kabinleri koyduk riskli bölgelere. Ve anında müdahale edilebiliyor. Bu sene Orman Bakanlığı da çok daha hazırlıklı. Biraz geç kaldılar. Marmaris yangını yetiştiremediler ama şu anda en ufak bir yangında en az 5-6 helikopter, uçak hep beraber müdahale eder duruma geldiler. Yani bu sözleriniz aslında memnuniyet verici. Yanan bölgelere herhangi bir inşaatın başlamamış olması sevindirici ama kamuoyuna yansıyan bir haber başkanım. Siz de şimdi konuşurken bunu sormam gerekiyor. İsmi sık sık dillendiriliyor. Yine yazıldığı için söylüyorum. Mehmet Cengiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP yakın, en yakın isimlerden bir tanesi. Şimdi gazetedeki haber önümde duruyor. Müsaadenizle çok kısa, belki okumayanlar için hatırlatmakta fayda var. Cennet Koyu'na villalar kondurulacak diye yazmış. Şimdi bu soruyu sorarken amacımız tabii ki bir sermaye düşmanlığı falan asla değil. Yani bu memlekette müteahhitlerde olacak, inşaatlarda yapılacak, tüm dünyadaki sayfiye yerlerinde olduğu gibi villalarda yapılacak vesaire. Ama şimdi bu haberde işte Cengiz'in Bodrum'un en değerli arazisini özelleştirme idaresinden satın aldığı, İşte lüks evler, çok ünlü bir, dünyaca ünlü bir mücevher firmasıyla beraber anlaştığı 100 tane villanın bir tane de otelin Cennet Koyu olarak anılan o koya yapılacağı. Şimdi fotoğrafta ağaçlar görüyorum örneğin burada. Şimdi bu haberin detaylarını öncelikle sizden rica etsem, sonra sorumu sorsam. Evet, şimdi efendim Cennet Koyu diye tabir ettiğimiz yerde bir burun vardır. Yalnız şu anda ekranda görünen yer değil. Evet. O ekranda görünen yer Mandarin Oriental Otel'in arka tarafı oluyor. Tamam. Ama bu şu anda tam kameranın bulunduğu bölge bir parçası sadece görülüyor. Bakın o burnun. Hı hı. Şu anda ekranın altındaki bölgede görülüyor. Evet. Aslında yer tam olarak orası. Yaklaşık 600 dönümlük bir alan. 2012'de burası özelleştirmeye devrediliyor. Evet. Plan değişikliği yapılıyor. Sit dereceleri düşürülüyor ve özelleştirme yoluyla satılıyor burası.
bir gruba satılıyor. Evet. Daha sonra herhalde Mehmet Bey de bunların içerisinde, Mehmet Cengiz de ve Mehmet Cengiz diğerlerinden paylarını devralıyor. Tek başına kalıyor. Sonra burayla ilgili davalar açılmaya başlanıyor. Buranın asıl sahibi olduğunu düşünen yine Bodrumlu bir grup var. Yani bir aile. Bunlar diyorlar ki burası bizimdi. Ya zilli ettikten ya da Osmanlı tapusundan. Ellerinde var böyle bir belgede. Dava açıyorlar. Ama daha önceden hazineye devredilmiş. Dava açıyorlar. Davayı kazanıyorlar. Sonra davayı kazanıyorlar. Yani oranın mülkiyet davasını kazanıyorlar. Özelleştirmedeyken. Daha sonra burası yine tapu iptal davasına konu oluyor. Tapu iptal davasını da kazanıyorlar. Ama Cumhurbaşkanlığı kararıyla mahkeme kararı uygulanmıyor. Evet. Tekrar eder misiniz efendim? Cumhurbaşkanlığı kararıyla mahkeme kararı uygulanmıyor. Mahkeme kararı uygulanmıyor. Evet. Ve arkasından bu özelleştirme planları burada tabii ki geçerli ve devam ediyor. Sonuçta burayı planlayan, sit derecelerini düşüren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve buranın satışına karar veren de kendisi. Aslında buranın suçlusu alanlar değil efendim. Burayı planlayıp satanlara sormak lazım. Sadece burayla kalmıyor ki. Aynı zamanda şu anda Ortakent'te 1 milyon metrekarelik bir alan ki orası eski bir mera idi ve planlarda da kentsel ağaçlandıracak alan ve park idi. Biz buranın bütün planlarına dava açtık. Davayı kazanıyoruz ama maalesef işlem durmuyor. Yani işte ülkenin geldiği durum. Umut Bey. Sayın Başkan çok çok uygulanmaması ilginç bir şey. Yani hukukun içinde bulunduğu durum itibariyle aslında bu söyledikleriniz çok şaşırtıcı değil. Değil mi Mahmut'cum? Yani neler uygulanmadı ki? Hani buna şaşıralım mı? Ben şahsen şaşırmadım ama şunu sormak isterim. Dediniz ki alanlarda çok kabahat yok. Satanlara bakmak lazım. Başkanım sit alanı dediğiniz işte dereceleri var. Hani bilmeyenler ya da teknik bir konu biraz daha açalım mı? Şimdi o dereceler bir sit alanının derecesi istenildiği gibi düşürülebilir mi efendim? Bir de özel mülkmüş zaten. Hani özel mülk hukukta onaylamış. Evet. Yani başka bir ya da nasıl düşürülebilir başkanım? Mahmut Bey özel mülk derken şimdi burası çok daha önceleri hazine arazisi olarak bilinen, tanınan bir yer. Ama özelleştirmeye devredilip de satışa konu olunca oranın malikleri işte bunlar bizim atalarımızdan kalan bir yerdi burası diye itiraz ediyorlar. Yani öyle bir konu bu. Hani özel mülkü öyle bir hani kazanıyorlar ama yani. Ama davayı kazanmışlar. Evet, davayı kazanmışlar. Şu anda istinafta. Yani burası aslında yapıldıktan sonra bile belki de tekrar eski sahipleriyle karşı karşıya gelecek ve belki de artık hani tekrar mülkiyet onlara verilmeyecektir ama belki de parasını ödeyecek burayı satın alan adam ya da devlet buranın asıl mülk sahiplerine. Tabii ki hukuk uygulandığı zaman yani onu öyle söyleyelim. Evet. Ondan sonra asıl dediğim gibi sit dereceleri şöyle oluyor efendim. Şimdi buralar doğal sit alanları. Doğal sit alanı ne demek? Ekolojik yapısı dolayısıyla, bitki örtüsü dolayısıyla, endemik türlerin varlığı dolayısıyla veya orman varlığı dolayısıyla korunması gerekli doğa alanları buralar. Şimdi buralarda işte zaman zaman mesela bir ara Gökova'da da bu konu gündeme gelmişti. Sit irdelemesi yapılıyor. Bu niye yapılıyor sit irdelemeleri? Sit dereceleri düşürülsün, yapılaşmaya açılsın diye. Çünkü bakın birinci derece doğal sit alanlarında çivi çakamazsınız ama 2 ve 3'te turizm amaçlı olarak tahsis de yapılabilir, satış da yapılabilir. Şimdi mesela sadece burası değil, bu bölgede başka yerler de var. Turizmden tahsis edilip de orman alanları var ya da işte ikinci, üçüncü derece doğal sit alanları var. Turizme tahsis edilip de oralarda turizm tesislerinin yapılabildiği alanlar da var. Yani bu sadece Bodrum'da değil, bütün kıyılarda var. Yani Akdeniz ve Ege kıyılarında böyle yerler var. Ama şimdi, başkanım sonuçta doğanın bir tahribi söz konusu olacak yine. Orası yemyeşil bir doğa, masmavi bir koy. Yani yine söylüyorum turizm tabii ki turist gelecek, hani otel olacak vesaire vesaire. Ya bu sit alanları üzerinden devam eden hikayelere bakışınızı merak ettiğim için sordum efendim. Sevgili Umut Bey, zaten buralar imar planları yapılırken korunması gereken alanlar olarak ayrılmış. Evet. Ayrıca
Bodrum'da biliyorsunuz yapılaşma hızından sürekli şikayet ediliyor. Bodrum betonlaştı diyoruz. Evet. Hepimiz bu işten şikayetçiyiz. Evet. Ben de yetkili bir belediye başkanı olarak da şikayetçiyim. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi Bodrum'da 1980'lerden sonra yapılan imar planlarıdır. Şimdi imar planları yapılırken önce mevzi imar planları vardı. Yani hani parsele özel imar planları vardı daha önceden. Bu Bodrum'daki kooperatifleşme sitelerin yapılması işte tam da bu döneme denk gelir. Buralarda 80'lerden sonra mevzi imar planlarıyla yolu olmayan, suyu olmayan, elektriği olmayan araziler imara açıldı. Ve oralara kooperatifler yapıldı. Bu Bağla'da böyle, Akyarlar'da böyle, Gümüşlük'te böyle, Gündoğan'da böyle. Buralara hizmet, hani bizim Türk mantığı, hep sonradan gitti. Sonradan yol açmaya çalıştık. Sonradan elektrik, sonradan kanalizasyon, sonradan ulaşım, yani sonradan internet, işte sonradan belediye hizmetleri, çöp toplama. Şimdi şu anda Bodrum'un yaşadığı kaos bununla bağlantılı bir. Ve arkasından yapılan imar planlarında da yine birçok alan imara açılmış durumda. Özel mülk buralar tabii ki. Yani özel mülk ya da hazine arazilerinden imara uygun olanları açılmış zamanında imara. Ama şimdi bu imar planları önümüzdeyken ve biz zaten Bodrum'un yapılaşmasından şikayetçiyken, bir de doğal sit alanları ya da imar planlarında daha önceden yapılaşmaya açılmamış bu tür alanlar, işte Ortakent'teki 1 milyon metrekare, Ak'taki 30 dönüm, ondan sonra bunun gibi daha birçok yer, eğer imara konu edilip buralar yapılaşmaya açılırsa artık biz Bodrum'da belediye olarak zaten bu hizmetlere yetişemeyiz. Yani ondan sonra bütün inanın burada günah keçisi de belediye oluyor. O da var. Ama Sayın Başkan, siz zaten itiraz ediyorsunuz, yargıya gidiyorsunuz. Ama bak, önümdeki notta var yine, bu koy için söylüyorum. Danıştay tarafından iki kez iptal edilmesine rağmen söz konusu kararlar uygulanmadı diyor. Siz de söylediniz. Yani burada günah keçisi olarak sizi görebilirler ama son derece haksız bir yaklaşım bana göre. Ama ve söylediklerinizden şunu anlıyorum, lütfen yanılıyorsam düzeltin. Ortada bir iktidar var. Ben biraz daha açık konuşacağım. Ortada bir iktidar var. Kendisine yakın iş adamları vesaire vesaire. Aslında olmaması gereken koy, arazi neyse oralar, o bölgeler. Sit derecesiyle oynanıyor, yargı kararı tanınmıyor vesaire. Bir rant sağlamak uğruna kendisine yakın iş adamlarına, iş adamına ya da neyse buralar açılıyor. Doğru mu efendim? Efendim evet, özelleştirmeye veriliyor. Özelleştirme yoluyla ihaleye çıkılıyor. Evet. O ihaleye artık kim girer alırsa alıyor. Ama o ihale artık... Davet usulü mü yapılıyor ya da açık ihale mi yapılıyor? Yani o konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz. Ama sizin itiraz adına yargı dışında zaten gidebileceğiniz bir şey yok anladığım kadarıyla. Yapabileceğiniz başka bir şey yok. Doğru mu Sayın Başkan? Efendim çok haklısınız. Mesela işte Ortakent'te imar planlarına davalarımızı açtık. Davayı kazanıyoruz. Tekrar bu işte bu hani Cumhurbaşkanlığı şu anda böyle yetkilere sahip. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı bir imzayla... İmar planlarını, özelleştirmenin yaptığı imar planlarını anında askıya çıkıyor. İtirazları da reddedip burayı birdenbire planlayıveriyor. Evet. Ki biz vatandaşın faydasına olacak bir sürü imar planı yapıyoruz. İşte yolları açalım diyoruz, sosyal donatı alanları oluşturalım. Değil mi? Hani nüfus artıyor falan. Ondan sonra ama biz 5 yılda bir planı geçiremiyoruz. Ama bir gecede bir imzayla bunlar evet, oluyor. Evet, yani bunlar olabiliyor. Şimdi... Bizim zaten tabii ki bunlar bizim suçumuz değil ama bizler dava açmışız. Mesela sit değişikliğine dava açtık, davayı kazandık biz evet. Burada. Ama o da gene kadük kaldı. Diyorlar ki bu sefer özelleştirmeye soruyoruz. Biz bu davayı kazandık, ne olacak? O zaman diyor, sit değişikliğinden bizim ilk özelleştirme planına geri döndük diyor. Yine de burası yine de şu anda imara konu bir alan artık. Yani inanın şu anda yapacak bir şey yok. Evet. Yani burası artık satılmış. Ondan sonra vatandaş da alan artık ismi, inanın alanın ismi de çok önemli değil yani. Evet. Kim almış vallahi önemli değil. Evet. Bugün Mehmet Bey alır, ertesi gün Fettah Bey alır, ertesi gün bir başkası alır. Önemli değil yani, hani yani ben de kimsenin ismini burada tabii saymak istemiyorum ama yani sonuçta yatırımcı Arap alır, Katarlı alır. Gelir Avrupalı alır. Birisi alır yani buraları biliyorsunuz. Hı hı. Ve buraya istediği gibi yatırımını da yapar. Ama biz de bu sefer belediye olarak
buranın çöpünü, kanalizasyonunu ya da doğaya olan etkilerini ya da oradaki doğanın tahribatını, yükünü veya vicdani sıkıntısını yaşarız. Çekiyoruz zaten bunları, yaşıyoruz. Vatandaşımız da görüyor neler olduğunu, bittiğini. Yani bazı yerlerde vatandaş başını sokacak bir tane ev yapamazken, yani mesela Mazı'da, orası Mazı bizim eski bir köyümüz. Ama o köyde bir imar planı hala yapılamadığı için, yani sadece belediyeyle ilgili bir şey değil, oranın planlanma yetkisi Turizm Bakanlığı'nda. Evet. Vatandaş bir tane ev yaptığında oğlu askerden gelmiş, evlendirecek, ben gidip yıkıyorum, vatandaşla karşı karşıya kalıyorum. Ama 600 dönüm imara açılıp da oraya böyle süper projeler yapılırken artık yutkutmaktan guatır olduk yani. İnanın vatandaşa karşı Umut Bey. Evet. Yani öyle zor bir durumdayız. Başkanım, yani. Başkanım, şimdi gülümsüyoruz ama aslında trajikomik bir hikaye. Sadece o koya özgü bir şey de değil. Hani sizin yetkilerinizi aşan, dediğiniz gibi 5 yıldır imar planı beklerken bir gecede bir imzayla Türkiye'nin, hani memleketin cennet koylarının bazılarına, şimdi o kelimeyi burada Mahmut kullanmak istemiyorum ama evet, verilmesi diyelim başkanım kısaca. Anladığımız kadarıyla da alan işte bu iş adamı yakın bir zamanda herhalde inşaat yasağı falan bitince oralarda bu işlere başlayacak. Görünen o. Tabii. Görünen o. Şimdi tabii şunu da sorayım bunların dışında. Yaklaşık 1 milyon nüfus oluyor değil mi başkanım yaz aylarında Bodrum'da? Tabii ki Bodrum zaten biliyorsunuz her yaz hem ikinci konutlara gelen misafirleriyle, hı-hı, hem otellere gelen misafirlerle, yerli yabancı, 1 milyon civarında bir nüfusa hizmet eder. Hı-hı. Ve biz de o iyi kötü o hizmetleri karşılayabiliyorduk ama şöyle bir şey oldu Umut Bey. Son yıllarda bu pandemiyle beraber insanların sahil kentlerine akını başladı. Bir göç başladı. Bu göç tabii ki aynı zamanda yatırımları da tetikliyor. Yani konut ihtiyacı doğuyor ister istemez. O insanlar burada yerleşmek, yaşamak istiyorlar. Böylece kış nüfusumuz bizim arttı. Şimdi eskiden biz 7-8 ay 200-220 bin nüfusa hizmet ederdik. Yazında takviye yapardık. Personel takviyesi, kiralama, araç gereç takviyesi ve hizmetlerimizi o 3-4 ayda büyük bir gayretle karşılardık. Ama bu sene 2 senedir nüfus oldu 400-450 bin. Artık biz de zorlanmaya başladık. Ben hani sorunuzun bence hani nereye gideceğini anladığım için bu cevabı veriyorum size. Bodrum il olmalı mı efendim? Evet, yani bence... Yok efendim, aman il olmasın, Allah muhafaza. Neden diyeceksiniz? Çünkü il olunca, ben de kamudan geldiğim için, il olunca buraya şimdi bölge müdürlükleri, ki Bodrum güzel bir yer, yeni hazine arazileri böyle açılır, onlara şimdi oralara yeni tesisler yapılır, kamu binaları falan yapılmaya kalkar. Allah muhafaza, aman il olmasın. Ama şu yani bu büyükşehir yasası, hı hı, gerçekten biliyorsunuz onun da yapma sebeplerini, hı hı, kırsaldan oy alıp özellikle kentlerdeki belediyeleri ele geçirmek için yaptılar bu büyükşehir yasasını. Hı hı. Yoksa hiçbir mantığı yoktu. Köylerimizi yok ettiler, mahalleye çevirdiler. Peki sizin gibi talep gören ilçelerin artan nüfus karşısında rahatlatacak formül ne Sayın Başkan? Hani il olmayalım dediğiniz için soruyorum. Formülümüz var efendim. Çok güzel hazırlığımızı yaptık. Biz yerel yönetimlerimizle beraber, Seyit Torun Başkanımla beraber, evet, çok güzel bir hazırlık yaptık. Bu hazırlık neydi? Marmaris gibi, Bodrum gibi, Çeşme gibi, Fethiye gibi, Muğla gibi, yani ya da diğer Antalya gibi turizm açısından nüfusu artan illerin gelirinin arttırılması ile ilgili ve yetkilerin arttırılması ile ilgili bazı tekliflerde bulunduk. Mesela buraya gelen misafirlerden bir kent vergisi alalım. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da her tarafta gittiğinizde bir kent vergisi diye, şehir vergisi diye bir şey vardır. Yani mesela Paris'e gidin ya da Fransa'ya gidin, gece bir otelde konaklayın, sizden 1 euro bir kent vergisi alırlar ve bu kent vergisi direkt belediyeye gider. Bu nedir? Yani oraya geldim ben, senin çöpünü, kullandığın suyunu, ondan sonra veya kentte yarattığın karbon emisyonunu, günümüzde bu çok biliyorsunuz, evet, hani sonuçta bir karbon ayak izi bırakıyor. Her gelen turist bu kentte ya da bu ülkede karbon ayak izi bırakıyor. Tüketim yapıyor, suyumuzu kullanıyor, çevreyi kirletiyor değil mi? Yani ister istemez. İşte onun karşılığını öde, ben de bunun yatırımlarını yapayım. İşte mesela bunu istedik. İki,
Bu kentte gezen, ki sadece bu benim için değil herkes için, araçlardan ödenen motorlu taşıtlar vergisi. Buradan ufak bir oran yine belediyelere aktarılsın. Çünkü bakın, yolu belediye yapıyor. Yine sonuçta hava kirliliği belediyeyi ilgilendiren bir konu. Bari bunun bölümü belediyelere aktarılsın. Yine 3. Şimdi genelde bizim kentlerinde hizmet veren büyük oteller, büyük parakende firmaları veya büyük diğer bütün şirketler hep merkezlerini İstanbul'da, Ankara'da tutuyorlar. Evet. Ve vergilerini oradan ödüyorlar. Yani onların ödediği vergi buraya yazılmıyor. Gidiyor İstanbul, Ankara'ya yazılıyor. Neden? Çünkü Bodrum'da şirketin merkezini kursa vergi de birinci olacak. Hemen gelecek Maliye Bakanlığı incelemeye başlayacak defterleri, aç defterleri diyecek. Evet. Yani bunların hepsi faktör. İşte en azından burada üretilen KDV'den ve gelirden yine bir yasal değişiklikle turizm kentlerine, yazın nüfusu artan kentlere bir gene aktarma yapılsın. Evet. İşte bu sadece benim için değil. Mesela Beşiktaş Belediyesi de böyle. Beşiktaş'ın diyelim kent nüfusu 400 bin ama Beşiktaş her gün 1,5 milyon insan ağırlıyor. Değil mi? Yani bunu da değerlendirmek lazım. Hani Rıza Başkan'a da buradan bir şey yapmış olayım. Ufak bir destek çıkmış olayım. Evet. Yani inanın bu işler böyle. Biz bu tekliflerimizi yaptık. Eğer iktidar olursak hemen bunları gündeme getireceğiz. Ben de onu söyleyecektim. Başta ekonomi olmak üzere aslında dönüp dolaşıp birçok sorunun çözüm noktası sandığa geliyor Sayın Başkan. Ben sorularım bu kadar. Mahmutçum, var mı Sayın Başkan'a sormak istediğim bir şey? Yok, ben de valla başarılar diliyorum bu curcuna da. Kolay gelsin. çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun Sayın Başkan. Efendim, biz bütün bu olumsuzluklara rağmen bahsettiğimiz Bodrum çok güzel. Bodrum ülkemizin çok önemli bir noktası. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Evet. Biz herkesi bekliyoruz. Bu fiyatlar da dönüp dolaşıp gerçek biliyorsunuz seviyesini bulacaktır. Buna inanıyoruz. Ama o yüzden... ama çok pahalı Sayın Başkan. Ankara'dan da benim arkadaşlarım var. İmkanı olanlar daha doğrusu. Milyonlar milyonlar havada uçuyor ev fiyatları yani. Ya evet, konut fiyatları bu şekilde. Doğru, ama yine de hani tatil imkanlarını herkese göre ayarlarız diye düşünüyorum. Herkesi yine Bodrum'da ağırlamaya, onları burada misafir etmeye hazırız. Ben herkesin bayramını kutluyorum efendim, geçmiş bayramını. Çok teşekkürler. Katıldığınız için, görüşleriniz için, mesainizde de kolaylıklar diliyoruz efendim. Ankara'dan selamlar, hoşça kalın. Sağ olun, saygı ve sevgilerimle. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet sevgili Mahmut, dinledik bir Sayın Başkan'ı. Bir dönem Bodrum'a gitmeyeni dövüyorlardı biliyorsun Ankara'da. Değil mi? Yani neredeyse bekar öğrenciler bile Bodrum'da tatil yapıyor. Şimdi çok önemli bir şey söyledi Sayın Başkan şimdi... ama. Yani orta direk hakikaten, onu söylemeye çalıştım. O çok önemli. Yani vurguladım. Ailenle arabana bindin, gittin, benzinciye tabii yaklaşırken gideceksin, geleceksin, orada da gezeceksin filan, ne kadar harcayacağını. Tabii, hani tabii. Eskiden birse şimdi 10. Hiç insanların gündemine gelmeyen, yani aile ekonomisinde lafı bile edilmeyen konular artık ön plana çıkmıştı. Bunlardan biri lafı de, bile edilmeyen. Tabii yani bu işte biri de benzin veya mazot parası. İnsanlar yoldan yani giderken yani ne kadar mazot ve benzin yakacaklarını hesap ediyorlar ve daha çok alternatif yolları düşünüyorlar. İllaki gitmek zorundaysa işte örneğin otobüste gidenler oluyor. Yani benim de bir arkadaşım işte yani hesapladı, uçakla hesapladı. Pahalı. Arabasıyla gitmeye kalktı. Evet. İşte mazot hesapladı, en sonunda otobüse bindi. Otobüse bindi. Evet, yani böyle bir noktada geldi. Yani tıpkı işte esnaf gibi düşünün. Yani Ankara'da işte meşhur Tunalı İlmi Caddesi diyelim. Oradaki mesela esnaf diyor ki ben 20 bin lira mesela kira. Orada Tunalı'da normaldir. Büyük bir kira lokantada mı? Evet, kira. 20 bin lira kira veriyorum, 60 bin lira elektrik parası. Ya bu mesela hiç daha önce hiç konuşulmayan konulardı bunlar. Evet. Yani esnaf ben elektriğe çok para veriyorum falan diye konuşmazdı. Şimdi Türkiye'de ilk kez bunlarla tanıştık işte aileler. Sonra aynı Tunalı'da oturup çay içerken işte 15 lira diyor bir bardak çay. Tabii. Yani. O çay o kadar olur mu filan. Tabii. Yapan o esnaf olur. Değil ki. Aynen öyle. Sayın Başkan da söyledi ya. Tabii. Aslında alandan çok satana bakmak lazım dedi. İşte o arsa da aynı. Hani hatırla, beraber gazetecilik yaptığımız dönemler, ben senden biraz daha eskiyim. Evet. Yani bu Özal dönemi başlayan 80 sonrası işte 83'te bu neo
liberal politikalar, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hani atıf yaptığı ve bunları değiştireceğiz dediği politikalar. Türkiye'de böyle bir şey oldu ki Türkiye'nin sahilleri adeta yağmalandı 1980'den sonra. Tabii tabii, yani turizm en güzel teşvik, koylar. Turizm teşviki. Tabii karşı çıkanlar yapıldı. İşte o zaman bir pek çok öğretim üyesi, sivil toplum örgütleri, o zaman Danıştay falan tabii yüksek yargıda yerindeydi. İptal davaları açıyorlardı, sonra arka kapıyı dolanıyorlardı, yeni kanunlar çıkarıyorlardı, ana muhalefet gidiyordu, Anayasa Mahkemesi'ni iptal ettiriyordu ama bir şekilde formülünü buluyorlar ve açtılar o koyları. Yani ve hala düşünün, yani gideyim bakın, özel mülkiyet tartışması da var. Sayın Başkan dediği gibi aile... Ama ben mesela az önce de söylemeye çalıştım, yine yanlış bir şey söylemeyeyim. Biz hani sermaye düşmanı değiliz. O 5 yıldız otel karşılığı değiliz yani. Tabii. Sonuç itibariyle turizmden işte 30 milyar dolar, 50 milyar dolar vesaire gelecekse turist de gelecek, nerede yatacak? Tabii sokakta... O betona niye gitsin turist? Hayır, sokakta yatacak hali yok ya. Tabii ya, bu bunlar tabii ki yapılacak ya, yani. O doğal haliyle kalsa inan çok daha fazla turist çeker oraya. Ya da yani doğaya çok zarar vermeden, tabii etmeden canım, vesaire. Oraya küçük, ne bileyim yani, çadırlar kursalar ya da böyle küçük kamp alanları. Mesela insanlar yogaya gidiyorlar Ankara'dan ta oralara. Böyle sonuç şurada değil mi Mahmut'cum? Mesela yani evet ya, buraya bu gerekiyor ama hakikaten gerekiyor mu? Tabii. Ya da o kadar büyük mü gerekiyor? İnsanları hani o gerekliliğe ikna edemiyorlar. Sonra o otellere bakıyorsunuz. İşte bu Sedat Peker'in açıklamalarıyla da meşhur olan bir otel vardı, biliyorsun. Evet, evet. Arka arkaya sahip değiştiriyor, el değiştiriyor. Kimin olduğu belli değil. Sahibine hangi, biri çıkıyor, benim malıma çok değerli. Bazılarının hangi parayla nasıl yapıldığı belli değil. Ya kaynak evet, belli değil. Yani öyle bir anormal bir durum var ortada. Yani bakıyorsunuz o kadar büyük tesisler, yani doluluk oranına falan baktığınızda aslında ekonomik olarak açıklanamayacak bir durum aslında. Evet. Ama dediğim gibi yani bu genellikle sağ hükümetler Türkiye'de böyle rant işi üzerinden uzman oldular adeta yani. Bakan Varank Trabzon'da konuştu. İzledin bilmiyorum Mahmut. Şimdi hani bu orta direkt yok oldu vesaire dedik ki, AKP'lilere de artık bakanı da milletvekili de hiç çekilmeden vatandaş tepki gösteriyor. Hazır mı Okutay? Bir izleyelim mi Trabzon'da ne oldu? Hani orta direkten konu açılmışken hazırsa bir izleyelim. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz. Bu ülkeyi bir değerlere getirebilmek için ne mücadeleler verdiğini biliyoruz. Biz de onların çalışma arkadaşları olarak ve siz değerli hemşerilerimizle birlikte ona yardımcı olmaya, bu ülkeyi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Ve Allah'ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte. Yeter ki Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Değerli kardeşlerim. Ekmek 8 lira oldu. Bunun çuvalı 500 lira oldu. Evet. Evet. Değerli kardeşlerim, biraz önce söyledim. Sıkıntılarımızın olduğunun farkındayız. Elleme kalsın orada. Kalsın. Şimdi ben tepki var. Evet, şimdi tepki var. İşte çuvalı şu kadar oldu, un şu kadar oldu. Ekmek ve un fiyatlarını söylüyor. Ben elleme kalsın diyor. Sanki orada bir vatandaş yok da bir patates çuvalı var. elleme kalsın. Evet, yani ilginç yani bu dönemde işte diyorum, siyasilerden görmediğimiz bir şey. Çünkü karşısındaki kendinden olmayanları genelde böyle çok aşağıdan gördükleri için kullandıkları ifadelerde öyle oluyor. Elleme orada kalsın. Hani dediğin gibi bir maldan bir bahsediyor gibi. Var, bir seçmen halbuki var. Sesini çıkaran seni bir vatandaş var. Seni gelmiş dinlemeye oraya. Evet, ve bakıyorsunuz hala bir çabadan bahsediyor. Bu çaba dediğin sanki dün iktidar oldular ya da 2 sene önce ya da atıyorum 2018'deki seçimle mi iktidara geldiniz? Hayır. 20 yıl olmuş. Yani 20 yılda gelinen duruma bakınız. Yani insanlar işte ekmek fiyatını artık meydanlarda bağırıyorlar. Evet. Hatırlayalım, rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde sen de çok iyi hatırlarsın. Evet. O yazar kasa olayı vardı. Evet. Günlerce konuşulmuş. Şimdi yani kaç yazar kasa? Yani işte vatandaş de orada bile bağırıyor. Ya artık ekmek fiyatlarına atıf yapılıyor. Yani bırakın yani esnafı. İnsanlar geçinemiyor ve orada kendi hemşerisi yüksek sesle muhtemelen de AK Parti'ye oy vermiş bir vatandaş onu söyleyen. Böyle gördüğün gibi işte muamele öyle oluyor. Yani böyle bir üstünlük taslama, iktidarınla üst perdeden 20 yılda bir şey yapamamış hala bazı zorlukların farkındayız. Nasıl yani? Sen bakan olsan şimdi yani. Ben empati yapmaya çalışıyorum. Yani güvenlik görevlisi arkadaşlarımız lütfen sayın vatandaşımıza müdahale etmeyin. Tabii. Ne istiyorsanız elleme kalsın.
Yani işte böyle bir şey yani. Bu böyle bir durum. Çok üstenci, üst perdeden bir hitap eden bir durum. Evet. 20 yılda iktidarın gücü bu. Yani iktidarla bütünleşince yani çok otoriter bir yapı ortaya çıkıyor. Demokrasi odaklı az sonra çok derin sohbet yapacağız. Konuğumuz saat 17 itibariyle Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Sayın Salih Uzun olacak efendim. Skype hattıyla bağlanacak programımıza. Demokrasi başta olmak üzere siyaseti konuşacağız. Ama önce reklam diyoruz sevgili izleyenler.